Biz dünyadan öbür dünyaya giderken şu bedenin içindeki ruh bundan çıkıyor. Şimdi Antep fıstığını, siirt fıstığını bilirsiniz. Kabuğunu açıp açmadan yiyemiyorsun. İçinde onun tatlı olan şey. Asıl yenecek o kabuğu çat diye kıracaksın. O kabuk kırılırken onun canı mutlaka yanıyor o içinden çıkarken. Ama Bizim de canımızı içinden çıkarıp biz acı bir fıstık mıyız tatlı bir fıstık mıyız? O da belli olacak terazide. O kabuğu kıracaklar, şundan alacaklar o canı. Bu can bundan çıkarken bir acı veriyor. Kesinlikle. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki ölümün acısı gibi bir şey görmedim diyor. Peygamber Efendimiz bakın daha büyük insan var mı bunlardan büyük? Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki ölümün acısı en keskin kılıçla vücudunuza üç tane keskin kılıç vurulduğunda canınız nasıl yanıyorsa ölümün en hafif acısı odur diyor. Bir başka hadisi şerifte de Hazreti Musa aleyhisselam için olması lazım. Ölümü nasıl buldun ey Musa dediğinde ya Rabbi ölümü şöyle buldum. Bir pıtrak yünün içine bulanmış. O yünün içinden pıtrağı çıkarırken nasıl çatır çutur zorla o yünleri parçalıya parçalıya çıkıyor. Canım çıkarken diyor öyle çıktı diyor. Yani ölümün insana verdiği bir acı var son nefeste. Fakat şöyle bir müjde var. Bunlar var ama bazı şeyler de var ki Mesela işte doktor iğne vuruyor, değil mi? Anestezi yapıyor. Morfin vuruyor. Dişini bıçakla kesiyor, çöküyor, kelpetenle koparıyor. Hiç acı duymuyorsun. Normalde bu acı vermiyor mu? Veriyor. Ama o uyuşturucu iğne o acıyı bastırıyor. Allah o acıyı bastıracak şeyler de veriyor ölen insana. Ölmek üzere olan insana o acıyı bastırıyor. Nasıl? Mesela öldüğünün bile farkına varmıyor adam. Bir uyuyor, gidiyor. Var mı böyle birisi? Yok, beni öldür ya Rabbi. Ben dayanamıyorum artık. Bu Allah'a isyana girer. Bu Allah'ın gönlünü kırar. Allah'ın hatırını yıkar. Biz ölümü istemeyeceğiz. Biz ölümü hatırlayacağız, ölümü birbirimize hatırlatacağız ama ölümü istemek yok. Çünkü senin dünyada bir an fazla yaşaman biraz daha fazla ibadet etme hakkıdır. Yani sana imkan tanıyor Allah. Bak şu anda oturuyoruz değil mi? Oturduğumuz anda ne yapıyoruz? Şu anda sohbet ediyoruz. Neyi? Kur'an'dan bir sohbet, ayet var, hadisi şerif diyoruz, İslam'dan diyoruz, sahabe diyoruz, dini bir sohbet. Bu nafile bir sevaptır. Yani bu sohbet, bu tür sohbetler, Kur'an sohbetleri, hadis sohbetleri, dini nasihatler, hayır öğütler, nafile sevaplardır. Bu sevap. Bak oturduğumuz yerden Allah bize sevap yazıyor. Dünyada yaşamak bizim için karlı. Hasta yatağında eline tesbihini alsa, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dese ya da ya sabır, ya sabır, ya sabır dese bunların hepsi ibadet. Oturduğu yerden, yattığı yerden cennette derecesini yükseltiyor. Öleceğin saati değiştirme imkanın yok. İnsan öleceği günü değiştirir mi? Mesela intihar ediyor. Benden buraya kadar diyor mesela internete yazıyor. Hakikaten intihar ettiği çıkıyor çocuğun ertesi gün. Sosyal medyaya yazmış meğer diyorlar. Kendini canına kıyıyor, ölüyor. Ya da ölmüyor, sakat kalıyor. Diyelim ki. İnsan Kardeşlerim kendi canına kıyarken ölümün vaktini öne almış olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz. Ecel değişmez. Çok açık ayet. Kur'an-ı Kerim'de ap açık ayet. Estaizu billah feiza jaa ejaluhum la yesta'hiruna saaten ve la Onların ecel saatleri geldiği an feiza jaa ejaluhum onlara ecel vakitleri geldiği an la yestehirune saaten onun saati onun dakikası ne bir an geri bırakılır ve la ne de öne alınır yani Allah katında yazılı olan ölüm saatimizi bir saniye bile ne öne alabiliriz ne geriye bırakabiliriz onun için biz ölümün ecelin vaktini değiştiremeyeceğimize göre Allah'tan ölümü istemek, Allah'ın yazdığı takdire itiraz etmek yerine geçer. Biz Allah'tan, biz hayırlı, şerefli bir ömür isteriz. Duayı hep hayırlı yaparız. Ölüleri de hayırlanarız. Anmalıyız. Bazı arkadaşlar bana dedi ki, ya ölümü, ya başka konu mu kalmadı? Bence bu kadar azmış, bu kadar şımarmış, bu kadar birbirinden ilişkiyi kesmiş topluma keşke her hafta ölümü konuşabilsek. Niye? Ölüm insanın vicdanına bir şekilde dokunuyor. Niye? En yakınınız ölüyor bazen. Oğlunuz ölüyor, babanız ölüyor, annemiz ölüyor. Yakınımız ölüyor yani. Ölümü de görüyoruz. Bir daha onunla konuşamıyoruz. Gidiyor ve gelmiyor. Şaka değil yani. Duvarın arkasına saklanılan bir saklambaç oyunu değil. Ölüm hakiki bir şey. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 57. ayetinde bakınız ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut thumma ileyna turcaun. Sadakallahu lazim. Her canlı ölümü mutlaka tadacaktır. Her canlı yani insan, hayvan, ağaç, her şey, can taşıyan her şey ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Thumma ileyna turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ölüm bizim hayatımızın bir parçası. Yani doğduk, yaşadık, genç olduk, evlendik, çolu çocuğa karıştık. Çocuğumuz olmadı, tedavi olduk. Misal ve şu oldu, bu oldu, hasta olduk, şu oldu. Ama bunların hepsi geliyor, geçiyor. Sonunda ölüyoruz. Ölüm konusunda hiç tereddüt yok. Herkes biliyor ki bir kere ölme hakkımız var ve öleceğiz. Hani bizim Anadolu'da çok güzel sözler vardır. Bizim oralarda çok söylerler. Belki sizin memleketlerde de söylerler. Bizim Tokat yöresinde derler ki gelin girmeyen ev olur da Azrail girmeyen ev olmaz derler. Yani gelin girmeyen ev olur. Niye? Adamın oğlu olmaz, gelin gel olmaz. Veya damadı olmaz insanın. Ee, kızı olmaz. Üç tane oğlu olur kızı olmaz. E o eve de e, efendim gelin girmez, öbürüne damat girmez ama Azrail girer hepsine. Ölüme nasıl bakacak bir Müslüman? Soğuk ve korkutucu bir şey. Kardeşlerim bir defa Peygamberimiz bu konuda bizi öyle rahatlatıyor ki ağızların tadını alıp götüren ölümü çokça hatırlayın diyor. Yani Peygamberimizin tavsiyesi ölümü konuşmamak değil, konuşmak lazım. Aman açma o konuyu, ya milletin ağzının tadını bozdun, çayı zehir ettin bize filan değil. Mümkünse kardeşlerim her gün olmuyorsa da haftada bir defa ölümle ilgili ölümü hatırlatan bir şeyi mutlaka gündeminize alın. Bu bizim şımarıklığımıza, mal düşkünlüğümüze, dünya telaşımıza inanın iyi gelecek. Bunu sahabe efendilerimiz de tavsiye ediyorlar. Yani peygamberimizin ölümü hatırlayın. Emri nasıl anlayalım dediklerinde ashab-ı kiram efendilerimiz diyorlar ki yakınınızdan tanıdığınız, ailenizden, arkadaşlarınızdan en yakın birinin ölümünü hatırlayın. Onu konuşun. Mesela deyin ki ya bizim liseden arkadaş vardı hatırlıyor musun genç yaşta öldü. Onun ölümünü konuşmak tabii kötülüğünü değil yalnız. Değerli kardeşlerim, sevgili seyirciler, ölünün arkasından kötü şeyler konuşmayın. Sevmeseniz bile. Yani size kötülük etmiş olsa bile ölüyü kötülükleriyle anmak bize iyilik getirmez. Şunu unutmayın. Allah sizin başınıza gelen her şeyi biliyor. Allah küçücük hardal tanesi kadar, hardal tohumunun bir küçük tanesi kadar bile olsa yapılan ne kötülüğü ne iyiliği asla yok etmiyor Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bu iki peş peşe Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Rabbimiz Zilzal suresinin son tarafı bu ayetler. Diyor ki kim ki zerre kadar, zerre kadar, toz zerresi kadar iyilik yaptıysa onu mutlaka görecek. Kim de zerre kadar birine kötülük ettiyse onu mutlaka görecek. Onun için ölenin arkasından kötü konuşmak Müslüman ahlakına yakışmıyor. O adam kötü, o kadın kötü, o insan kötü, o başka bir şey. Bize düşen şey ölümü hatırlamak. Bak dünya şöyle adama bile kalmadı de geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.